Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söylemekte fayda var. Sınava artık zaman daralıyor. Sınava doğru gidiyoruz. Burada birçok arkadaşımız stresli, gergin. Başlamış bırakmış arkadaşlar var. Devam eden arkadaşlar var. Ağırlıkları nereye vereceğini bilemeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, stres, heyecan herkeste var. Bunu yönetme becerisiyle atanacaksınız. Sakin kalacaksınız. Stresli olsanız da çalışmaya devam edeceksiniz. Heyecanlı olsanız da çalışmaya devam edeceksiniz. Denemelerde, soru bankalarında niye varız biz? Yanlışlarımızı görmek, hatalarımızı görmek, pekiştirmek için. Yanlışlarımızı gördüğümüz için, hatalarımızı gördüğümüz için çok fazla üzülüyoruz. Öğrenci arkadaşlar bana yazıyor. Yanlışlarınızı görmek için çözdüğünüz denemelerde yanlışlarınızı görüyorsunuz ama yine de üzülüyorsunuz. O yüzden üzülmek yok, daralmak yok, kesinlikle vazgeçmek yok. Sınavda çok çalışan değil, doğru çalışan başarılı oluyor. Sınavda tevekkül eden başarılı oluyor. Sınavda vazgeçmeyen başarılı oluyor. Ben bırakmasaydım, bildiklerimi dosdoğru işaretleseydim, atanacaktım diyenler başarılı oluyor. O yüzden bildiklerinizi işaretleyeceksiniz. Detaylı sorulara takılmayacaksınız. Özellikle B grubu genel yetenek genel kültür sınavından oluşuyor. Genel yetenek genel kültür sınavında gerçekten ÖSYM'nin her alanla ilgili sorduğu 1, 2, 3 belki bazı alanlarda 4, 5 münferit soru var. Herkes o zor soruların, detay soruların peşinden gidiyor. Bütün öğrencilerde en büyük problem sevdiğim hoca var. Ben bu hocanın zor sorularını çözemiyorum bazen diyenler oluyor. Hocayı sevebilirsin, çok iyi anlatabilir. Branşında da olabilir, diğer branşlarda da olabilir. Ne olursa olsun güzel kardeşim, senin yapman gereken şey yılmadan ders çalışmak, ÖSYM tarzı çalışmak, genel bilgiyi öğrenmek, istisnalarda bunalmak, detaylarda kendini daraltmak değil. Fazla bilgi değil, doğru bilgi, doğru kapsamı öğrenmen lazım. Benim için bu önemli. Şimdi, hiç kimse zamanı yetiştiremiyor. Herkes heyecanlı, herkes stresli. Ama yapmamız gereken şey, inanacağız, atanacağız, yapmamız gerekiyor. Ben çok önemliyim, yaptığım çalışmalar çok önemli. Seneye bugün de kahve içebilirim, dinlenebilirim, yatabilirim, gezebilirim. Bunaldığım için her şeyi terk edebilirim. Ama memurken bunu yaparsam kendime teşekkür ederim demek olacak. O yüzden hiç vazgeçmeden işinize, gücünüze bakacaksınız. Hiç vazgeçmeden atanmaya odaklanacaksınız. Bugünden sonra bir bilgi bile öğrensem binlerce kişinin önüne geçebilirim mi düşüneceksiniz. Stres babacığım, stres. Benim için taktik maktik yok hocam. Bam bam bam. Atanacak mısın? Çalışacaksın. ÖSYM'de genel bilgiyi öğreneceksin. ÖSYM tarzına odaklanacaksın, atanacaksın. Tamam. Şimdi dersten sonra sohbet etmeye devam ederiz. Biz bayağı ciddi anlamda yani 4-5 aydır her perşembe sınav için canlı yayın açıyoruz. Her perşembe vatandaşlıkla ilgili sorular çözüyoruz. Yargı bölümüyle ilgili sorular çözeceğiz bu haftada. Geçtiğimiz hafta yürütmedeydik. Ondan önceki hafta da yürütmedeydik. Ondan önceki hafta yasamadaydık. Bu haftada yargıyla ilgili sorular çözeceğiz seninle. Ve yargıyla ilgili ilk başta giriş soruları çözeceğiz. Önümüzdeki haftada yargıyla ilgili detay olabilecek ÖSYM vatandaşlık konsepti sorular çözeceğiz. İki hafta yargıdayız. Ondan sonraki haftalarda ise idare hukuku çözeceğiz ki idare hukukundan 3 tane soru geliyor. O yüzden benle kalmaya özen göster. Çözdüğüm sorulara tekrar etmeye özen göster ve inşallah atanacaksın. Harun Hoca edebiyat gelmiş. Harun Baba, devrem hoş geldin. Haydi bakalım, yavaş yavaş dersimize geçelim. Toparlandık.
Evet, idareyle ilgili çok fazla canlı yayın yapacağım. Çünkü idareden 3 soru çıkıyor. Güzel geçecek. Her şey güzel olacak. Biz dediğim gibi yani 5-6 aydır hatta yayın yapıyoruz. Güzel geçiyor her şey. Sizler de dikkatle takip ederseniz, sizler de dikkatle dediğimize yoğrulursanız, ÖSYM formatından ayrılmazsanız problem yaşamayacaksınız. Hocam askerliği nerede yaptınız? Buf! Bana gelen sorular arasında genellikle perdenizin markası neydi? Çok şükür annemin perdeleri gitti artık. Arkada bir ışık var, duvar var. Hocam askerliği nerede yaptınız? Saçınızda hangi marka şampuan? Hangi marka wax? Sağ olun ya. Arkadaşlar haydi bakalım. Aham'da ufak ufak canlı yayına başlıyorum. Bismillah. Yargı ünitesine geçtim. Aham'da ben şöyle yapayım diyorum. Görüntüyü şöyle aldım. Ufaktan canlı yayına başlıyorum. Güzel kardeşler, bizim aylardır yaptığımız canlı yayınımız var. Vatandaşlık bilgisi B grubu için bu canlı yayına hoş geldiniz. Ve bu canlı yayında biz konu kronolojisine uygun olarak sorular çözüyoruz. Çözdüğümüz sorularla ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Bu hafta da yargı ünitesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Bu hafta temel soruları çözeceğiz. Sonrasında önümüzdeki haftada yargı ile ilgili biraz daha derinine inerek sorular çözeceğiz ve işimizi yürüteceğiz kardeşler. Sonraki hafta 3 soru gelen idare hukukuna geçeceğiz. Önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta. Ve idare hukukunda 2 değil 3 hafta falan kalmayı düşünüyorum. Ve sonra sınava kadar denemeler çözeceğiz. Çok aktivite yapacağız. Çok iş yapacağız. Çok soru çözeceğiz. Ve sizler teveccüh ettikçe güzel yerlere ulaşacağız Allah'ın izniyle. Güzel kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görüntüde, seste bir problem var mı? Bir bakın hele. Bir sorun yok. O zaman yorumu kapatıyorum. Güzel kardeşler, şöyle ufaktan ufağa başladık ve yargı ile ilgili ben sana ilk bilgiyi şöyle vereyim. Güzel kardeşim, şuraya notu da alayım. Bilgiyi vermekte fayda var. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle kullanılır. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir güzel kardeşim. Bugün evinize bir mahkemeyle ilgili bir karar gelirse bile Türk milleti adına başlayacak. Çünkü yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemeler kullanıyor. Ne adına? Türk milleti adına. Şimdi yargı ünitesinde neler var? Bir giriş hükümleri var. Mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminatı, hakimlik ve savcılık mesleği gibi. Peşine ben anayasada yargı bölümünde düzenlenmesine rağmen, yani yargı bölümünde, yargı ünitesinde yer almasına rağmen yüksek mahkeme olmayan bazı kuruluşlar var. HSK ve Sayıştay bunlar. Bunları anlatırım ve en sonunda yüksek mahkemeleri anlatırım. Yani yargı bölümünde esasen göreceğiniz şeyler, girişteki genel hükümler, yüksek mahkeme olmasa da yargı bölümünde düzenlenen yargısal kuruluşlar ve yüksek mahkemeler olacak. Ve girişi yaptım. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir dedim. Döndüm. 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar kaç yaşına kadar görev yapar? Güzel kardeşler, anayasamız yargı bölümünde hakimlik ve savcılık mesleği hakkında konuşmaktadır. Ve der ki hakim ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcılar olarak görev yapar der. Yani ya adli yargıda ya da idari yargıda görev yapar der. Ve idari yönden
idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır der. İdari açıdan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır der. Dolayısıyla adli yönden zaten, yargılama yönünden zaten bağlı değil. Dolayısıyla idari, özlük işleri yani yönünde Adalet Bakanlığı'na bağlıdır ve hakim ve savcılar 65 yaşını tamamlayıncaya kadar görev yaparlar. 65 yaşını tamamlayıncaya kadar görev yapıyor, idari yönden de Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Ben sana şunu söylemek istiyorum. 65 yaşını dolduruncaya kadar görev yapar diyor hakim ve savcılar. Unutma, bu bir. 65 yaşına kadar görev yapan ikinci bir birim özellikle Anayasa Mahkemesi üyeleri. Anayasa Mahkemesi de 65 yaşına, Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri de 65 yaşına kadar görev yapıyor. Unutma. Sana ama genel olarak bir soru sorulursa, hakim ve savcılar kaç yaşını dolduruncaya kadar görev yapar? 65 yaşını dolduruncaya kadar görev yapar, kenarda dursun. Döndüm. 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar idari yönde aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Sevgili kardeşim, çıkmış sınav sorusu. Hakimler ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır ve idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlı olduklarını söyleyeyim. İdari açıdan da onları adalet müfettişleri denetlemektedir. Bunu da bir kenara not almakta fayda var. İdari yönden denetimlerinde adalet müfettişleri yerine getirmektedir. Peki, çok fazla zaman kaybetmeden yeni sorular görmekte fayda var. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Bir kere anayasamızda sayılan yüksek mahkemeler bizim için Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. Şu an anayasamızda 4 tane yüksek mahkeme var güzel kardeşler. Bunlar Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesidir. 2017 değişikliğiyle askeri alanda görev yapan yüksek mahkemelerimiz Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. Artık 4 tane yüksek mahkememiz var. Ama anayasada yargı bölümünde düzenlenmesine rağmen yüksek mahkeme olmayan 2 tane örgütümüz var. Bunları da not olarak almakta fayda var. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Sayıştay yargı bölümünde yer alır. Yargı bölümünde yer almasına rağmen yüksek mahkeme değildir. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu da anayasamızda yargı bölümünde yer alıyor ama yine de yüksek mahkeme değildir. Ve baktım, hangisi yüksek mahkeme değil? Hakimler ve Savcılar Kurulu seçenekte. Ha, Yüksek Seçim Kurulu da bir yerlerden çağrışabilir. Yüksek Seçim Kurulu zaten yasama bölümünde yer alıyor. Dolayısıyla zaten yüksek mahkeme değil kardeşler. Peki, güzel kardeşim, şöyle bir baktığımızda adli yargının başında Yargıtay var. Adli yargının en üst dereceli mahkemesi, adli yargının temyiz mercisi Yargıtay ve üyelerinin tamamını Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiyor. Yargıtay'ın üyeleri 12 yıl için seçiliyor, tekrar seçilemiyor. Yargıtay'ın başkanı da kendi içinden 4 yıl için seçiliyor. Danıştay, idari yargının başında da Danıştay vardır. Danıştay idari yargının başı, idari yargının temyiz mercisidir. Ve üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı, 3/4'ünü HSK seçiyor. Yani HSK Yargıtay'ın tüm üyelerini seçer iken Danıştay'ın sadece 3/4'ünü seçiyor. Yine Danıştay üyeleri de 12 yıl için seçiliyor, tekrar seçilemiyor. Danıştay'ın başkanı da kendi içinden 4 yıl için seçiliyor. Anayasa Mahkemesi 15 üyeli bir örgüttür. Toplam 15 üyesi var. Üye sayısı net.
ve 3 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 üyeyi de Cumhurbaşkanımız seçmektedir. Ve üyeleri yine 12 yıl için seçilir, tekrar seçilemez ve başkanı da kendi içinden 4 yıl için seçilir. Uyuşmazlık mahkemesi, uyuşmazlık olduğu zaman devreye giren bir mahkemedir. Adli ve idari yargının uyuşmazlığını çözmek için var olan bir mahkemedir. Ve 6 asıl, 6 yedek üye ve 1 başkandan oluşan uyuşmazlık mahkemesi kendi başkanını kendi içinden seçemeyen tek yüksek mahkemedir. Çünkü uyuşmazlık mahkemesinin başkanını Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından seçer. Toparlıyorum. Adli yargının başını sorarsa Yargıtay ve Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK seçer. İdari yargının en üst dereceli mahkemesi temyiz mercisi, yani başını sorarsa Danıştay ve üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı, 3/4'ünü HSK seçer. Anayasa yargısının başında Anayasa Mahkemesi var. 15 üyesi var. 3'ünü meclis, 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor ve üyelere baktığımızda Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın üyeleri 12 yıl için seçiliyor. Bir daha seçilemiyor. Başkanları da kendi içinden seçiliyor. Ama adli ve idari yargının düştüğü uyuşmazlık mahkemesi, uyuşmazlığı çözsün diye uyuşmazlık mahkemesi var. Ve uyuşmazlık mahkemesinin başkanını Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından görevlendiriyor. Yani uyuşmazlık mahkemesinin başkanı kendi üyeleri arasından seçilmez. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri arasından, yine Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenir. Toparladım ve döndüm. Baktım kenarda dursun. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı hangisidir? Hakimler ve Savcılar Kurulu anayasaya da yargı bölümünde ama bir yüksek mahkeme değildir. Hakimler ve Savcılar Kurulu toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Yani kim Adalet Bakanı ise kurulun başkanı ve bir üyesidir. Ve Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nın yardımcısı kurulun doğal üyesidir. Yani kim Adalet Bakanı'nın yardımcısı ise kurulun bir üyesi sayılıyor kendiliğinden. Seçilmeden gelen üyeye biz doğal üye diyoruz. Ve Adalet Bakanı başkan, Adalet Bakanı yardımcısı doğal üye ve 2 üyesi böyleyse 11 üyesini de seçeceğiz biz. 7 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçer ve üyeleri 4 yıl için seçilir. Şöyle bir toparlama bilgiler verelim. Ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yüksek mahkeme olmadığını bildirmiştim. Başkanı Adalet Bakanı, toplam 13 üyesi var. Üyelerini meclis ve Cumhurbaşkanı seçer. Bilgin olsun, üyeleri 4 yıl görev yapar sevgili kardeşim. Döndüm biraz daha soru. Sayıştay mali denetimlerini hangisi adına yapar? Bak güzel kardeşim, bu iki defa gelmiş bir sınav sorusu bu arada. Sayıştay yine anayasamızda yargı bölümünde ama bir yüksek mahkeme değildir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. Yani Sayıştay anayasada yargı bölümünde ama bir yüksek mahkeme değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetimde bulunur güzel kardeşim. Sayıştay'ın üyelerini ve başkanını da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Güzel kardeşim, benim için çok önemli ve çok değerli bir husustayız. Sayıştay hangisi adına mali denetimde bulunur diye bir soru sormuştu. Cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayıştay'ın üyelerini ve başkanını kim seçer diye sorar Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve Sayıştay anayasamızda yargı bölümünde ama bir yüksek mahkeme mi? Asla, haberin olsun. Bunlar soruldu, tekrar sorulabilir kardeşler.
Peki döndüm. Yargıtay'ın bütün üyelerini hangisi seçer? Yargıtay adli yargının en üst dereceli mahkemesiydi. Yargıtay'ı adli yargının başı olarak söyledim sizlere. Adli yargının temyiz mercisi Yargıtay'dı. Ama Yargıtay'ın bütün üyelerini hakimler ve savcılar kurulu seçiyordu. Hatta Yargıtay'ın üyeleri 12 yıl için seçilir, tekrar seçilemezdi. Yargıtay'ın başkanı da kendi üyeler arasından 4 yıl için seçilmekteydi. Hatta Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmezdi. Cumhurbaşkanı Yargıtay'ın üyesini seçmez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçerdi. Bu önemli. Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmez. Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçer. O zaman Yargıtay deyince aklımıza bir yüksek mahkeme, bu gelecek. Adli yargının başında bu gelecek. Üyelerinin tamamını hakimler ve savcılar kurulu seçer, bu gelecek. Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmez, bu gelecek. Ha, ama Yargıtay'ın başsavcısı vekilini seçer, bu gelecek. Üyeler 12 yıl için seçiliyor, tekrar seçilemiyor. Başkanı kendi içinden 4 yıl için seçiliyor, bu gelecek. Döndüm güzel kardeşim. O zaman bu soruyu çözebiliriz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini kim seçer? Bakın, Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmezdi. Ama Cumhurbaşkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçerdi. Tekrar tekrar bu notu almış olayım. Çünkü Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK seçerdi. Peş peşe sormamın bir anlamı var. Sürekli soru bankalarında bu soru kalıbını göreceksiniz. Döndüm. İdare mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisi hangisidir? İdari yargının en üst dereceli mahkemesi, idari yargının temyiz mercisi Danıştay'dır. Danıştay'ın üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı, 3/4'ünü HSK yani Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiyor. Üyeleri 12 yıl için seçiliyor, tekrar seçilemiyor ve başkanı 4 yıl için kendi üyeleri arasından seçiliyor. Eğer bu soru adli yargının başını sorsaydı Yargıtay derdim sevgili kardeşler. Peki döndüm. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşuyor? Peki güzel kardeşler, Anayasa Mahkemesi ne zaman kurulmuş? Bir bilgi verelim. Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuş. İlk kez 1961 Anayasası ile var olmuş bir örgüttür. Anayasa Mahkemesi'nin toplamda 15 üyesi vardır, az önce söylemiştim. Bu 15 üyenin 3'ünü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12'sini ise Cumhurbaşkanı seçmektedir. Ve üyeler 12 yıl için seçilir, tekrar da seçilemez sevgili kardeşim. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri kaç yıl görev yapar diye çıkmış sınav sorusu var, haberin olsun. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ise kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı yeni değişti. Kadir Özkaya. Sevgili kardeşler. Peki Anayasa Mahkemesi için bir bilgi daha verelim. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçileceksen en az 45 yaşı dolduracaksın. Ve 65 yaşına kadar görev yapabilirsin. Yani 64 yaşında seçilsen bile 65 yaşına kadar görev yapabilirsin. Yani 1 yıl sonra görevi bırakacaksın. Ve Anayasa Mahkemesi 2/1 genel kurul halinde çalışıyor. 2/1 genel kurulu var. Küçük bölümleri başkan vekillerinin başkanlığında en az 4 üye ile toplanıyor. Ama genel kurulu başkan veya vekili başkanlığında en az 10 üye ile toplanıyor. Eğer bir soru bankası ya da ÖSYM sorusu sana Anayasa Mahkemesi'nin toplam üye sayısını sorarsa 15. Üyelerini meclis ve cumhurbaşkanı seçer. Hocam
Üyeleri 12 yıl için seçilir. Başkanı 4 yıl için seçilir. Güncelde başkanı sorarsa Kadir Bey, üye seçilmek için en az 45 yaşı dolduracağız. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yaşına kadar görev yapar? 65. Anayasa Mahkemesi 2 bölüm 1 genel kurul halinde çalışır. Bölümler en az 4 üye ile toplanır başkan vekili başkanlığında. Genel kurul, büyük genel kurul başkan veya vekili başkanlığında en az 10 üye ile toplanır diyeceksin. Güzel kardeşim, haberin olsun. Bu soru Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını sormuş. 15 üye vardır diyebilirim kardeşim. Döndüm. Bireysel başvuruları karara bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Güzel kardeşim, bireysel başvuru dediğimiz metot 2010 anayasa değişikliğiyle Türk hukuk sistemine girmiştir. Bireysel başvurulara anayasa şikayeti de denmektedir. Profesör Doktor Zehra Odyakmaz hocamızın kitabında da anayasa şikayeti olarak adlandırılmıştır. Bireysel başvuruları karara bağlamak yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Ülkede bizim anayasamızda temel hak ve hürriyetlerimiz var. Bu temel hak ve hürriyetlerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan haklarımız var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan hak ve hürriyetlerimizi bir kamu gücü, yani devlet kurumu ihlal ederse, yani devletimizin kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklarımızı ihlal ederse, olağan kanun yollarını, yani iç hukuk yollarını tüketmiş olmak şartıyla bireysel başvuruya gidebiliyoruz. Yani ülkede açabileceğimiz dava, başvurabileceğimiz istinaf, itiraz, istinaf, temyiz gibi kanun yolları, bunların tamamına gittik ve hala devletin kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklarımı ihlal ediyor diyorsanız, bireysel başvuruya gidebiliyorsunuz ve bireysel başvuruya gitmenin yolu iç hukuk yollarını tüketmiş olacaksınız. Ve iç hukuk yollarını tüketmiş olmak şartıyla 30 gün içinde bireysel başvuruya gideceksiniz. Peki bize soru geldi mi? Geldi. Bireysel başvuruların karara bağlama ne zaman geldi? 2010. Ne zaman geldi? 2010'da hangi mahkemenin görevi? Anayasa Mahkemesi. 2019'da sorusu geldi. Aşağıdakilerden hangileri ihlal edildiğinde gidebiliriz dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklar ihlal edildiğinde gidebiliyoruz. Ve kaç gün içinde gidebiliriz derse de 30 gün içinde diyeceksiniz güzel kardeşler, haberiniz olsun. Peki döndüm. Anayasa Mahkemesi genel kurulu başkan veya vekili başkanlığında en az kaç üyeyle toplanır? 10 üyeyle. Ama bölümler kaç üyeyle toplanır? Başkan vekilinin başkanlığında 4 üye ile toplanıyordu. Ben size bunun bilgisini vermiştim. Döndüm. Yukarıdakilerden hangileri Danıştay'a üye seçebilir? Danıştay hangi yargı kolunun başıydı? İdari yargının. Ve idari yargının başı olan Danıştay'ın üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK seçerdi. Dolayısıyla Yargıtay'a bütün üyelerini HSK seçer iken Danıştay üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK seçiyor. Yani öncüllerden Anayasa Mahkemesi üye seçmiyor. Cevabım 1 ve 2. Eğer bu soru Yargıtay'a kim üye seçebilir gibi olsaydı yalnız 2 derdim. Çünkü Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK seçiyor kardeşler. Döndüm. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? Hocam, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi 4 yüksek mahkemenin 3'üydü ve bunlar kendi başkanını kendi içinden kendi genel kurullarında seçiyordu. Kendi başkanını kendi içinden seçemeyen tek yüksek mahkeme Uyuşmazlık Mahkemesi'ydi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını da Anayasa Mahkemesi seçerdi. Sana özellikle bildirdim. Çıkabilecek bir sınav sorusudur, haberin olsun.
Uyuşmazlık mahkemesi kendi başkanını kendi üyeleri içinden seçemeyen tek yüksek mahkemedir. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından seçer. Ne olur dikkatli ol. Çıktı, çıkar, her soru bankasında bu soru var. Ve artık yine her zamanki sloganımız, yargıya başladık, haftaya daha sert sorularla yargıda olacağız. Yargıdayız güzel kardeşler ve artık atanın diyoruz. Artık atanmalıyız diyoruz. Vazgeçmemeliyiz diyoruz. Küçük şeylere takılmamalıyız diyoruz. Ve artık Allah'ın izniyle seneye bu zamanlar atanıyoruz güzel kardeşler. Bunlar bizim için önemli, değerli, güzel kardeşler. Aham da ben geldim size. Hah?